İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Azerbaycan konvoyu Varanda'ya doğru ilerliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki BM Daimi Koordinatörü yerlerinden edilmiş Arsa halkının temsilcileriyle görüştü. Düşman Stepanakert'teki bir eve ve Şroş Mkhitaraşen köyleri yönünde ateş açtı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İzleme Komitesi, Azerbaycan'a Ermeni tutsakların derhal iade edilmesi çağrısında bulundu. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti'nde iki tarihi ve kültürel rezerv daha kurulacak. Henrik Mkhitaryan, ben Ermeniyim ve 24 Nisan'ın ne olduğunu biliyorum. Grigor Zohrap'ın doğum yıl dönümünde yazarla ilgili arşiv materyalleri sunulacak. Yaklaşık 30 Azerbaycan aracından oluşan ve Rus barış güçlerinin eşlik ettiği konvoy, Stepanakert ana yolu üzerinde bulunan Varanda'ya yöneldi. Konvoy hem askeri araçlardan hem de tırlardan oluşuyor ve kapalı olduğu için sadece dış görüntüyle neyin taşındığı belli değil. İkinci Artsak Savaşı'ndan sonra Artsak'ın tarihi topraklarının bir kısmı Azerbaycan tarafından işgal edilerek Azerbaycan'ın kontrolü altına geçti. 9 Kasım 2020'de üçlü bildirgenin imzalanmasının ardından söz konusu yolun Rus barış güçlerinin kontrolünde olduğunu hatırlatmak gerekir. Aslında Azerbaycan Rus barış gücünün desteği olmadan işgal ettiği Ermeni topraklarıyla bir bağlantı kurma fırsatına sahip değil. Edinilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler ofisinde düzenlenen toplantı sırasında Artsakh bölgesinden yerinden edilmiş kişilerin haklarının korunması, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yetkisi dahilinde daha etkili işbirliği fırsatları, yerinden edilmiş vatandaşların sosyal, kültürel, sağlık ve diğer destek programlarının gerçekleştirilmesi, Azerbaycan'ın kontrolü altındaki Topraklarda kültürel anıtların tehlikede bulunması ile ilgili sorunlar ele alındı. <Gülüşmeler> Hetkeyem'den alınan bilgiye göre düşman Başkent Stepanakert'in Mıhitaraşen ve Şoş köyleri yönünde ateş açtı. Azerbaycan tarafı 20 Nisan'da Stepanakert'te bir eve aynı zamanda Mıhitaraşen ve Şoş köylerine yönelik ateş açtı. Stepanakert'te bir konutun çatısı delindi. Evde yaşayan aile arasında herhangi bir can ve mal kaybı mevcut değil. Ev sahibine göre Rus barış güçleri ve polis memurları aileyi ziyaret etti ve oradan bir mermi örneği aldı. Şoş Köyü Belediye Başkanı Erik Abrahamyan internet sitesine 20 Nisan günü saat 15 civarında Mkhitarashen ve Şoş köylerine 15 ile 20 dakika süreyle ateş edildiğini yazdım. Artsakh Devlet Acil Durumlar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Hunan Tadevosyan, Stepanakert'teki silahlı saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Şoş ve Mkhitaraşen köylerinde açılan ateş ile ilgili henüz soruşturma başlatılmadı. Ancak sakinler arasında dolaşan söylentilere göre soruşturma gerçekleştirilebilir. Onun sözlerine göre 22 Nisan'da polis bir açıklama yapacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde, Ermenistan Cumhuriyetini temsil eden Heyet Başkanı Ruben Rubinyan'ın Facebook sayfasında yazdığı ve Armen presinin aktardığı habere göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi, Azerbaycan'a Ermeni tutsakları bir an önce iade etmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Rubinyan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ı Ermeni tutsakları derhal iade etmeye çağıran bir bildiri yayınladı, dedi. 19 Nisan'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bahar Oturumu çerçevesinde Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleri konusu siyasi gruplar arasında tartışıldı. Ayrıca konu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 20 Nisan'daki genel kurulunda da ele alındı. Her ne kadar Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan liderleri arasında 9 Kasım'da imzalanan ortak açıklamanın 8. maddesi savaş esirlerinin, rehinelerin ve ölülerin bedenlerinin değiş tokuşunu açıkça vurgulamış olsa da Azerbaycan bu süreci yapay bir şekilde bilerek geciktiriyor. Batı Ermenistan'ın bir dizi bölgelerinde farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Deprem sonucu can ve mal kaybı kaydedilmedi. Batı Ermenistan'ın yüksek kesimlerinde ilkbahar mevsiminde doğal olarak yetişen ve halk arasında ağlayan gelin adıyla da bilinen ters lalenin süs bitkileri sektörüne kazandırılması için Yırzınka, Erzincan'da hazırlanan bir proje ve ıslah çalışmaları sürüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin kararıyla Aragatsotan bölgesinde Daştadem Kalesi adlı ve Ararat bölgesinde Başkendivin adlı devlete ait tarihi ve kültürel rezervler kurulacak. Armen Presi'nin bildirdiğine göre bu konudaki karar tasarısı hükümetin 22 Nisan oturumunun gündeminde yer alıyor. Tasarıda özellikle şöyle deniyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Aragatsotan bölgesindeki Daştadem köyünde bulunan devlete ait tarihi ve kültürel rezervi olan Daştadem Kalesi ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ararat bölgesindeki Hınaber köyünde bulunan Başkent Dvin adlı devlete ait tarihi ve kültürel rezervi kurmak. Aynı karar tasarısında Tarihi Kültürel Rezerv Müze ve Tarihi Çevre Koruma Servisi adlı ticari olmayan devlet kuruluşunun Daştadem Amroz ve Başkent Dvin adlı bölümleri oluşturulacak. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Futbol Takımının kaptanı ve Roma takımının orta saha oyuncusu Henrik Mkhitaryan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 106. yıl dönümüne adanan bir video çekiminde yer aldı. Klipte Mkhitaryan'dan başka İtalya'daki Ermeni cemaatinin bir dizi önde gelen temsilcileri de yer aldı. Bunlar arasında dünya şampiyonu kickboxer Giorgio Bedrosyan, Doktor Aleksan Aleksanyan, Armen Bedrosyan, Profesör Zaruhi Bogosyan ve diğerleri yer aldı. Yazar gazeteci Grigor Zohrab'ın 160. doğum yıl dönümünde geçici bir sergi düzenlenecek. Armenpress'in haberine göre, Serginin açılış töreni 22 Nisan'da Yerişe Çarans adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek. Müze fonunda bulunan fotoğraflar, mektuplar, Ermeni sorunu ve reformlar üzerine makaleler, Dul Tanıda Güzle ve Hikayeler başlıklı romanları, diğer eserler ve yazılar sergilenecek. Ünlü yazar, avukat, siyaset bilimcisi Grigor Zohrab 26 Haziran 1861'de İstanbul'da doğdu. Zohrab, Türk parlamentosunun milletvekili seçildi. Parlamentodaki konuşmalarında ulusal azınlıkların çıkarlarını savundu. Hemen hemen tüm parlamento tartışmalarında aktif rol aldı. Parlamento tarafından adil yasaların kabul edilmesi için çaba sarf etti. Kendisi hakkında ben anayasanın savunucusuyum diyordu. Zohrab, Temmuz 1915'te sürgün yolunda Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında hunharca katledildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmik Bagdasaryan Dolukhanyan tarafından seslendirilen Gulo adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.